İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kayseriya kentindeki konutuna ikinci kez saldırı düzenledi, düzenlendi. Evin bahçesine iki işaret fişe atıldı ve saldırı sırasında Netanyahu ve ailesi evde bulunmuyordu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evi ikinci kez hedef alındı. Netanyahu'nun Kayseriya kentindeki konutuna iki işaret fişe atıldı. İsrail polisine göre fişekler evin bahçesine düştü. Evde ya da bahçede hasar meydana gelmedi. Olay anında Netanyahu ve eşi de evde değildi. İç istihbarat teşkilatı Shin Bet saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. So much... İsrail'in yeni savunma bakanı İsrail Katz, Netanyahu'nun konutuna yönelik saldırının tüm kırmızı çizgileri aştığını ileri sürdü. İran ve vekil güçlerinin tehdit ettiği başbakanın kendi ülkesinde de tehdit altında olması mümkün olamaz ifadelerini kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı İzzak Herzog saldırıyı kınadığını duyurdu. Aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben Givir de bir diğer kırmızı çizgi aşıldı açıklamasını yaptı. Netanyahu'nun evine yönelik geçen ayda bir İHA saldırısı düzenlenmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. O saldırıyı Lübnan İzbullah'ı üstlenmişti. İsrail, Gazze ve Lübnan'daki katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen binalar yerle bir edildi. Lübnanlı kaynaklara göre Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Hafifi saldırıda öldürüldü. Gazze'de ise onlarca kişinin bulunduğu bina ve mülteci kampları hedef alındı. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Savaş uçaklarının Hizbullah karargahlarını vurduğu iddia edildi. Ayrıca altyapının da hedef alındığı vurgulandı. Lübnanlı güvenlik kaynaklarına göre ise saldırının hedefinde Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afifi vardı. Afifi'nin öldürüldüğü açıklandı. Beyrut'ta kaydedilen görüntüler İsrail saldırılarının kalabalık mahallelerdeki binaları hedef aldığını ortaya koydu. İsabet alınan yapıların yerle bir olduğu görüldü. Ve Gazze, İsrail bir kez daha katliama imza attı. Beytlahya'da içinde onlarca kişinin bulunduğu bina bombaların hedefi oldu. Gazze Sağlık Bakanlığına göre 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. İsrail, Gazze'deki Bureyç ve Nusayrat mülteci kamplarına da füze saldırısı düzenledi. İki noktada ondan fazla kişi hayatını kaybetti.